YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça özel bir telefona yakından bakıyoruz. Videomuzun konuğu Xiaomi 14 Pro modeli. Bu telefonu Çin'den satın aldım. Nasıl satın aldığımı ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Ama ilk olarak siz gelin birlikte cihazın detaylarına bir yakından bakalım. Bu cihaz Türkiye'de satılmamasına rağmen Türkiye'de oldukça popüler olan bir cihaz. Neden mi? Çünkü cihazın özellikleri gerçekten uç noktalarda. Leica kameralar görüyoruz. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci. Çok başarılı ekran. Bunlar bir araya geldiğinde Xiaomi 14 Pro modeli işte ön plana çıkmaya hak kazanmış. Hadi gelin şimdi birlikte cihazın detaylarına yakından bakalım. Ürün detaylarına geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi sıra geldi bu telefonu temin etme sürecim hakkında konuşmaya. Telefonu bana İsmail 56 gönderdi. Eğer sizler de bu tarz telefonları satın almak isterseniz, bu tarz telefonları uygun fiyata temin etmek isterseniz İsmail 56'ya ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden gidip telefonlara ulaşabilirsiniz. Kendisine de yeniden teşekkürlerimi iletiyorum. Hadi gelin şimdi ürün detaylarına yakından bakalım. Açımızı değiştirelim. Evet, açımızı değiştirdik. Elimde Xiaomi 14 Pro'nun beyaz rengini görüyorsunuz. Bu cihazın farklı renkleri mevcut. Hatta farklı malzemeli olanı da mevcut. Yani titanyum malzemeli versiyondan bahsediyorum. Bu telefon titanyum malzemeli değil. Haberiniz olsun. Benim tercih ettiğim renk beyaz rengi. Tasarım edemeyecek olursak burada ilk olarak kameralar dikkatimizi çekiyor. Yapıyı görüyorsunuz. Bir çıkıntıya sahip. Zaten bunu görünce anlayabilmek oldukça mümkün. Burada 3 tane kameramız var. 3 kameramız da Leica tarafından geliştirilmiş. Haberiniz olsun, Leica'nın lenslerine sahip ve fotoğraf sonuçları gerçekten ama gerçekten çok başarılı. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ve şuradaki kamera çıkıntısı bence telefonun oldukça havalı görünmesini sağlamış. Ben telefonun tasarım detaylarını bu konuda oldukça beğendim. Bunun dışında buraya baktığımızda Xiaomi logosunu görüyoruz. Ve onun dışında ek bir detay bizlerin burada karşısına çıkmıyor. Burası parmak izi bırakabiliyor. Ancak ürün beyaz renginde olduğu için çok fazla parmak izini sizler görmüyorsunuz. Haberiniz olsun. Cihazın sağ tarafına geldiğimizde ise ses ve güç butonunu görüyoruz. Burada da alüminyum bir malzemeye yer verilmiş. Güç butonumuz parmak izi okusuna sahip değil. Ekrana parmak izi okusu var. Cihazın üst tarafına geldiğimizde bir hoparlör deliği görüyoruz. Bu cihazda stereo hoparlör desteği bulunuyor. Sol tarafta ise yine herhangi bir detayla karşılaşmıyoruz. Alt kısma geldiğimizde ise hoparlör deliği, Type-C portu ve SIM kart yuvası ile karşılaşıyoruz. Bu cihaz çift SIM destekli. Ek olacak şekilde stereo hoparlör desteğini de bizlerle buluşturabiliyor diyorum. Ve hadi gelin ön tarafı bir yakından bakalım. Telefonu uyandırıyoruz ve karşımıza çok çok iyi bir ekran çıkıyor. Biraz parlaklığı kısacağım çünkü kamerada ışık patladı. Ya bu ekran nedir ya? Ekran çok güzel. Peki ekran özellikleri nasıl? Bu telefon ekranı 6.73 büyüklüğünde. Çok güzel bir ekran görüyoruz. Burada büyüklüğü oranla çözünürlük de çok başarılı. 3200x1440 çözünürlüğüne sahip. LTPO AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Dolby Vision HDR 10 Plus destekli. Bu destekler bu telefonu kullanıcılara sunulmuş. Ve ek olacak şekilde 120 Hz ekran tazeleme hızı da bu telefonda destekleniyor. Hemen settings'i yapalım. Şuradan gelelim. Display'e tıklayalım. Aşağı doğru iniyoruz. Refresh rate'i tıklıyoruz. Ve burada karşımıza tazeleme hızı bölümü çıkıyor. Buradan istersek biz custom olacak şekilde 60 ve 120 Hz seçebiliriz. İstersek de default bölümü üzerinden otomatik geçiş modunu kullanabiliriz. Bu benim daha fazla tavsiye ettiğim şey. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha uzun süre ekran süreleri almak isterseniz bu modu kullanmalısınız. Gerektiği zaman kendisi 120 Hz tazeleme hızına yükseliyor. Haberiniz olsun. Buradan çıkıyorum. Ekran özellikleriyle devam ediyorum. Bu ekran 68 milyar renk gösterebiliyor. Yanlış duymadınız. 12 bit renk derinliğine sahip. Bu renk derinliği ne kadar fazla olursa o kadar fazla rengi, o kadar fazla canlı rengi bizler görebiliyoruz anlamına geliyor. Bu telefon bu konuda gerçekten ama gerçekten çok başarılı. Ve telefonun daha da fazla yeteneğine indiğimizde bizler burada 3000 nitlik pik parlaklık seviyesini görüyoruz. Bu telefon bu detayı kullanıcılara sunuyor. Güneş altında kullandım. Herhangi bir görme sorunuyla karşılaşmadım, haberiniz olsun. Peki ekran kasa gövde oranımız nasıl? %89-90'a yakın bir ekran kasa gövde oranına sahibiz ve telefonun bütününe baktığımızda şu köşelerdeki yuvarlatılmış ekranlar sayesinde bütün bir ekran elimizde duruyor. Farkındasınızdır, bakın telefonun ekranı gerçekten çok ama çok iyi görünüyor. Bu konuda Xiaomi gerçekten güzel bir iş yapmış. Tam ekran deneyimi kullanıcılara çok güzel bir şekilde yansıtmış. Peki bu ekranı genel olarak denecek olsak ne söyleyebiliriz? Paneli denilen siyahlar gerçekten çok güzel görünüyor.
gerçek siyahları bizler görüyoruz. LTP AMOLED panel olmasından dolayı canlı renkte de kullanıcılara sunabiliyor. Bir şeyler izlemek oldukça keyifli. YouTube'da, Netflix'te bir şeyler izlediğinizde çok keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. Çözünürlük de yüksek, yüksek tazeleme hızı. Bunlar bir araya geldiğinde peşler içerikler tüketebildiğinizi varsaydığımızda gerçekten bu ürün çok çok başarılı bir ekrana sahip. Bunu sizlere söyleyebilirim. Ve buna da ek olacak şekilde Xiaomi bu telefonda özel bir teknolojisini kullanmış. Ekran koruma tarafında Xiaomi Longjing Glass koruması olarak geçiyor. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Telefon ekranı bu korumaya sahip, haberiniz olsun. Hadi gelin şimdi birlikte bir parmak izi okuyucusunu test edelim. Şuraya tıklıyoruz. Evet, buradan klasik şifremizi gireceğiz ama bir 4 saniyelik bekleme süremiz var. Oldukça hızlı bir şekilde okuyor. Çinli telefonlardan zaten artık aşina olduğumuz şekilde. Aynı yerlere dokundurduğunuzda telefon uyarı veriyor. Farklı yerlere dokundurmaya özen gösteriyorum. Burada biraz zorlanıyorum genel olarak. Evet ve şu an parmağımız okundu. Hadi deneyelim. Nasıl açılıyormuş görelim. Bakın şurada bir yuvarlak kısmımız var. Parmak izi okuyucusunun nerede olduğunu bizlere gösteriyor. Ve açılmış oldu. Bir daha dinliyoruz. Ve açılmış oldu. Yeniden deneyeceğim. Çok hızlı bir şekilde açılıyor. Zaten Xiaomi telefonlardan, Çin'in telefon üreticilerinden aşina, alışkın olduğumuz bir şey. Hız konusunda gerçekten parmak izi okuyucusu oldukça hızlı. Şimdi sıra geldi. Performans hakkında konuşmaya. Bu telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nanometrelik üretim aşamasından geçen bu işlemci hem verimli hem de çok üst seviye bir performansı kullanıcılara sunabiliyor. İstemiş olduğunuz oyunu en yüksek ayarlarla oynayabiliyorsunuz. İstemiş olduğunuz video kurgulama işini rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir telefonda yapabildiğiniz her şeyin çok daha fazlasını sizlere sunabilen bir işlemci. Bunu söyleyebilirim. Yeni bir işlemci, performansını koruma konusunda çok başarılı bir işlemci. Isıya karşı dirençli. Bunu sizlere söyleyebilirim. Yani ısıya karşı performansını kaybetmiyor. Üst seviye beklentiler içinde olanların tam olarak beklentilerini karşılayabilecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Telefonu temin etme konusunda zaten en büyük nedenlerinden bir tanesi buydu. Bu performansı alabilmek. Bu telefonda bu performansı gerçekten iyi fiyatları kullanıcılara sunabiliyor. Her ne kadar şu an Türkiye'de satılmıyor olsa da sizler İsmail 5-6'nın üzerinden bu telefona ulaşabilirsiniz. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde telefon 12 GB ve 256 GB'lık depolama alanına sahip. Cihazın farklı versiyonları var. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. My Device'a tıklayalım. Ve buradan bakın 12 GB RAM ve 4 GB'lık sanal RAM'i görüyoruz. Biraz parlaklık kıssam ekran daha iyi görünecek. Evet, buradan görüyorsunuz ek olacak şekilde 256 GB'lık bir depolama alanına sahibiz. UFS 4.0 desteği bu üründe bizlerin karşısına da çıkıyor. Haberiniz olsun, telefonun donanımsal tarafındaki özelliği işte bu şekilde. Farklı versiyonlar var. Bana gelen versiyon bu şekilde. Sizler daha güçlü donanımını da tercih edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi sıra geliyor performanstan, işlemden sonra herkesin merak ettiği kısmı yakında bakmaya. Yani kameralara. Telefonun arka tarafında 3 tane kamera görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.4 diyafram açıklığına sahip ve OIS destekli. Telefonun bütün kameradaki bütün lensleri Leica tarafından geliştirilmiş. Leica'nın farklı avantajları bu kamerada yine bizlere sunulmuş durumda. Kamera çok olursa yine 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Bu kamerada 3.2 optik zoom yapabilen telefoto kamera ve yine OIS desteği karşımıza çıkıyor. Bu kameranın diyafram açıklığı da f2.0. Son kameramızda yine 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası. Leica burada gelişimlerini yaparken arka taraftaki bütün kameraları aynı çözünürlüğe sabitlemiş. Kameralar arası geçişler yaptığınızda buradaki farklılıklar kullanıcılara yansımıyor. Bilginiz olsun, farklı markalarda görmüştük. Kalite farkları kullanıcılara çıkabiliyor diye. Bu telefonda böyle bir durum kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Yapmış olduğum çekimlerde böyle bir durumla karşılaşmadım. Şimdi geliyoruz ön kameraya yakından bakmaya. Telefonun ön kamerası delikli çentik bir yapı halinde karşımıza çıkıyor ve bu ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğünde. Hemen kamerayı açıp sizlere göstereyim. Buradan bu kamerayı geniş açı şeklinde kullanabiliyoruz. 0.8x olacak şekilde burada karşımıza çıkıyor. Tıkladığımızda da 1x'e kendisi geliyor. Yani geniş açı desteğine sahip. Ve devamında burada texture kısmını görüyoruz. Buraya tıkladığımızda ek olacak şekilde buradan farklı özelleşmeleri yapabiliyoruz. Yani yüz güzelleşme olarak da burayı düşünebilirsiniz ama ben burayı pek tercih etmiyorum. Klasikte kullanmak benim daha fazla hoşuma gidiyor. Video tarafına girelim. Ön kamera 4K 60 fps video çekebiliyor. Yakın zamanda Redmi K70 Pro modelini deneyimlemiştim. O telefon da çok güçlü bir telefondu ama 1080p 60 fps destekliydi. Xiaomi 14 Pro modeli 4K 60 fps videoları bizlere sunabiliyor. Bu destekleri kullanıcılarla buluşturabiliyor. Arka kameraya geldiğimizde ise 8K 30 24 fps ve 4K
30-60 FPS kullanabiliyoruz. Telefonun bütün lensleriyle birlikte bu çekimleri yapabilirsiniz. 0.6x, 1x, 2x, 3.2x bu detaylar kullanıcılarla bu kamerada buluşuyor. İlk izlenimlerimde şunu söyleyebilirim ki bu modların her lensle kullanılır oluşu önemli. Çünkü bazıları bunları kullandırmıyor. Farklı markalarda bunu da bizler zaten görmüştük. Sizler de biliyorsunuz. Fotoğraf moduna geliyorum. Bakın burada yine geçişlerimiz var. Ek olacak şekilde 70x'e kadar optik zoom'da yapabiliyoruz. Bunu buradan gördünüz. Şöyle bunu hemen bir 1x'e alalım. Daha sonra şunu aşağı doğru indiriyoruz ve burada Leica Style diye bir şeyle karşılaşıyoruz. Buradan Leica'nın farklı modlarını kullanabiliyorsunuz, kamera modlarını. Mesela Authentic'i seçtiğimde bakın burada farklı bir Leica modunu kullanıyoruz. Vibrant kısmı var şu an. Authentic kısmı var. Vibrant kısmı ikisi arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Leica'nın bu modları bu telefonda kullanılabiliyor. Burada yapay zeka modunu görüyorsunuz. Yapay zeka ile birlikte çekilen fotoğrafların biliyorsunuz renkleri biraz daha böyle canlı patlatılıyor. Yani bu tarz şeyleri kullanmak isterseniz yapay zekayı da aktif edebilirsiniz. Ek farklı özellikleri yine buradan sizler kontrol edebilirsiniz. Bunu kapattık. Şimdi gelelim Movie kısmına. Burada farklı özelleşmelerle birlikte daha profesyonel videolar çekmenize olanak sağlanmış. Diyafram seçeneği buradan ayarlanabiliyor. Wide kısmını burada görüyorsunuz. Regular kısmını görüyorsunuz. Ek olacak şekilde buradan bakın yine böyle ayarlamamızı yapabiliyoruz. Ve burada ek olacak şekilde yine filtrelerimiz var. Leica filtreleri buradan tercih edebiliyorsunuz. Profesyonel çekimle yapmak isteyenler bu tarz filtreleri önemsiyor. Bu telefonu bu filtreler kullanıcılarla buluşturulmuş. Devam edelim. Pro kısmına gelelim. Pro kısmında yine kendi özelleşmenizle birlikte daha profesyonel fotoğraflar kayıt altına alabiliyorsunuz. Yine Leica'yı buradan özelleştirebilmeniz mümkün. Şimdi gelelim şöyle portre kısmına. Diyaframımızı buradan ayarlayabiliriz. Ek olacak şekilde 35 mm, 50 mm, 75 mm ve soft focus olacak şekilde buradan kameramızı kontrol edebiliyoruz. Yani özelleşmeler yine burada kullanıcılarla buluşturulmuş. Sanki bir profesyonel kamera kullanıyormuşsunuz hissiyatını kesinlikle sizlere verebilen bir detay. Bilginiz olsun. Çekmiş olduğum fotoğraf video örneklerinde birazdan göreceksiniz. Döküman kısmına geldik. Dokümanları çekmek için burayı kullanabiliyorsunuz. More kısmına tıkladığımızda ise Super Eye özelliği var, Slow Motion var, gece modu burada ve farklı özellikler yine buradan tercih edilerek bu telefonla birlikte işte kullanılabiliyor. Telefonun genel olarak kamera özellikleri de işte bu şekilde. Peki bu telefonda farklı detaylar var mı kamera tarafında? Kesinlikle var. Telefon HDR10 Plus video çekebiliyor. 10 bit Dolby Vision HDR video çekebiliyor. 10 bit log video çekebiliyor. Bunlar bir telefonda karşımıza çıkıyor. Yanlış duymadınız. Xiaomi 14 Pro ile birlikte bu bahsetmiş olduğum şeyleri kullanabiliyorsunuz. Özellikle 10 bit Dolby Vision HDR video, 10 bit log video, HDR10 Plus video benim çok fazla sevdiğim bir şey. Çünkü bizler içerik üreticisiyiz ve telefonların kameralarını kullanarak daha fazla içerik üretmeye başladık. Sadece bu telefonun incelemesini çekmek olarak düşünmeyin. Farklı ürünleri incelerken, vlog çekerken, dışarıda çekimler yaparken, detay çekerken bu tarz telefonların kameraları ya da örnek vereyim sinematik bir iş yapacaksınız. Bu telefonun kamerasıyla bu işleri yapabilirsiniz. Telefon bu detayları kullanıcılarla buluşturabiliyor. Kamera konusunda telefon gerçekten çok çok dolu bir pakete sahip. Hadi gelin şimdi çekmiş olduğum fotoğraf video örneklerini birlikte bir yakından bakalım. Evet, şimdi sıra geldi batarya hakkında konuşmaya. Telefonun bataryası 4880 mAh büyüklüğünde
120 watt destekli 18 dakikada tam şarja ulaşabiliyor. Oldukça yüksek bir hızlı şarj. Bu modu açtığınızda bu hızlı şarj sizler kullanabiliyorsunuz. 18 dakika bir sürede, yani evden çıkarken hazırlanacağınız sürede telefonunuz sıfırdan 100'e şarj olmuş oluyor. Yani geceden telefonu şarja takmayı unuttum derdi. Artık yavaş yavaş ortadan kalkmış durumda bu telefonda. Böyle bir durum kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Ve bu telefon premium bir telefon olduğu için kablosuz şarj desteğini de kullanacağı yani bu sürebiliyor. 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip. 50 watt gerçekten çok yüksek bir kablosuz şarj değeri. Buna da ek olacak şekilde 10 wattlık bir tel şarj teknolojisini sizler bu ürünle birlikte yine kullanabiliyorsunuz. Genelde Xiaomi'nin bu tarz ürünlerini bizler görmüyorduk. Xiaomi 14 Pro'da bunu görebilmek beni çok sevindirdi. Çünkü çoğu kullanıcılar Samsung'da bunu görüp ya neden bunu Xiaomi yapmıyor dediğinde bir şey diyemiyorduk. Xiaomi 14 Pro modeli de artık burada bizlere bu detayları sunabilmiş oluyor diyorum. Ve hadi gelin şimdi birlikte bir korumasına ekrana bakalım. Bu telefon IP68 korumasına sahip. Ekran tarafında da koruması vardı. Xiaomi Longines Glass olarak geçiyor. Bunu zaten az önce sizlere söylemiştim. Ve yazılım tarafına geldiğimizde telefon Android 14 işletim sistemine sahip ve arayüz tarafında ise bize HyperOS yazılımını görüyoruz. Bu telefon bu yazılımla birlikte karşımıza çıkıyor. Yani bu gerçekten kullanışlı olmuş. Evet ama daha fazla detayına daha bakamadım. Bunu sizlere söyleyeyim. Daha uzun süre kullandıktan sonra HyperOS ile alakalı farklı bir videoda sizlerle paylaşabilirim. Gelin bakın buradan My Device'a tıklıyoruz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Android 14 burada bizlerin karşısına çıkıyor. OS versiyonu da yine buradan görebiliyoruz. Bu telefonda bu detaylar bizlerle buluşturulmuş durumda diyorum. Ve telefonun genel olarak özellikleri de işte bu şekilde karşınızda Xiaomi 14 Pro modeli. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi 14 Pro hakkında konuşmuş olduk. Telefonun bana yaşatmış olduğu ilk izlenimler bu şekildeydi. Telefon hakkındaki görüşlerim bu şekildeydi. Bu telefon alır mı sorusunun cevabı kesinlikle evet. Ekran olsun, kamera olsun, performans olsun, hoparlör deneyimi olsun. Her şey gerçekten çok çok güzel ayarlanmış. Ya keşke şurası şöyle olsaydı dediğim bir şeyle karşılaşmadım. Videoda da demedim, gördünüz. Telefon gerçekten kullanıcılara ek bir şey söyletmeye gerek bırakmıyor. Bunu yeniden dile getirmiş olayım. Sizler Xiaomi 14 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer o telefonu satın almak isterseniz link açıklama kısmında bulunuyor diyorum. Ve yavaştan videoyu sonlandırırken sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Başkalar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.